Çaresizlik bizden değildir. Ahlak biterse ne olur? Evvela utanma duygusu gider. Utanmaz olursunuz. Acımasızlık kendini gösterir. Adalet, yani hakkaniyet biter. Ahlaksız biri hem halden anlamaz hem de anlatılmasına müsaade etmez. Bugün bunların hepsini Halep kuşatmasında görüyoruz. Görüntüler ve hayatlar akıp gidiyor. Sürekli güncellenen bir harita var önümüzde. Kırmızı çepeçevre büyüyor, yeşil küçülüyor. İlk bakışta şehirleşmenin tabiata verdiği zarar düşünülebilir. Hayır, kuşatma altındaki Halep'in haritası bu. Yeşil hayatı, kırmızıysa ölümü temsil ediyor. Acıyı ve acımasızlığı, sadakati ve ihaneti. İşgalcilerle birlik olup kendi halkına kıyan zalimler var orada. İnsanlıkla ilgisi kalmamış olanları durdurmak için insanlık ölmesin kampanyası düzenliyoruz. Bu ne kadar etkili olabilir? Halep'teki mezalime kayıtsız kalmak, insanlıktan istifa etmek anlamına geliyor. Hemen ekleyelim, suçluyu görmeden ve göstermeden sadece yaşanan acıyı ve yıkımı yazmak kesinlikle iyi niyet taşımıyor. Kim yapıyor, yaptırıyor bunu? Toplumumuzun henüz oturmamış hareketli yapısı, ülkemizi birçok konuda hareketsiz kılıyor. Suriye meselesinde neden bu kadar geciktik, yetersiz kaldık? Sorunun cevaplarından biri de bu cümlenin içinde. Mesela Suriye sınırındaki bir ilimizde katil Esed'i destekleyen gösteri düzenlendi, yürüyüş yapıldı. Hiçbir müdahale de gerçekleşmedi. Kendi içinde bu kadar çok düşmanı, hasma olan başka bir devlet var mıdır yeryüzünde? Yazdık, yine yazalım. Hain kontenjanı yüksek bir coğrafyada yaşıyoruz. Sultan Mehmet İstanbul'u muhasara altına aldığı zaman surların bir bölümünü Şehzade Orhan savunuyordu. Kime karşı ve kimlerin safında? Tarihimiz boyunca ne yapılmışsa böyle bozuklara rağmendir. Suriye konusunda iktidarda bulunanların elbette hataları oldu, oluyor. Fırsat kelimesini sevmesek bile defalarca kaçırıldığını biliyoruz. Şu veya bu nedenden dolayı söyleyelim, çaresizlik bizden değildir. Atalarımız uyarmış, hilekar 9 Ocak yıkmayınca 1 Ocak yapamaz. Düzenbaz bir kimseyle yahut ülkeyle iş tutmak, ortak siyaset geliştirmek pişmanlığı ve kaybı da beraberinde getirdi. Evet, Amerika'dan bahsediyoruz. Teselli de atalardan gelsin o halde. Ahla gelen, vahla gider. Her kuş kendi kanadıyla uçar. Keşke ilk olarak bunu bir deneseydik. Pertev Naili Boratav'ın Az Gittik, Uz Gittik kitabını okurken 205. sayfada ara verdim. Kitap Türk ve masal hikayelerinden oluşuyor. 39. masal Çiftçi Mehmet Ağa'yı anlatıyor. Peki ben bunun neresinde durdum? Evvel zamanda Çiftçi Mehmet Ağa isminde bir adam varmış. Bu adam çok fakirmiş. Rençberlik yapıyor ama iki öküzü yok. Bir tek öküz, bir tek eşek koşuyor çifte. Bu çiftçi Mehmet Ağa'nın Halep ile Antep arasında yol kenarında bir tarlası varmış. Başka bir tarafta hiçbir şeyi yokmuş. İşte bu Halep ile Antep arasında durdum. Bütünüyle bir ve beraber olan Halep ile Antep arasındaki mesafeyi kimler oluşturdu? Boşluk ne ile dolduruldu? Bu iş nasıl oldu? İki beldenin, ülkenin halkı birbirinden neden bu kadar uzak düştü? Bütün suç Batı dünyasında yahut işbirlikçi yöneticilerde mi? Çarşamba günkü yazımızda geçen birkaç cümleyi tekrar edelim. Bazen yenilmeden kaybedersiniz. Daha ağır ve yıkıcı olur bu. Bir de kazandığınız halde kaybetmek var. Yenilmeden kaybetmek bahsine örnek olarak Musul verilebilir. Musul bu yüzden meseledir, yaradır. Ayrıca cesaret gösterememenin ağır bedelidir. Lozan tartışmaları malum. İstiklal Harbi'ni, Kurtuluş Savaşı'nı kazandık ve sonrasında neler kaybettik? Cevaplardan biri, Avrupa'nın tüm şehirlerini ezberledik. Buna karşılık hemen yanımızdaki Başika, Telafer, Sincar, Elbab, Afrin, Haseki, Rakka, Raşidin, Azez, Tel Rifat, Münbiç, Cerablus, Anadan gibi beldeleri unuttuk. Daha doğrusu planlı bir şekilde unutturuldu. İsimlerin güzelliğine bir bakar mısınız? Musul Halep hattının Anadolu için ne ifade ettiğini bugün daha iyi anlıyor ve görüyoruz. Alt katımızdaki daire yanarken, yıkılırken bana ne diyebilir miyiz? İçimizden bazıları istiyor ki diyelim, Halep ve Musul dahil yurdumuz ateşin düştüğü yer oldu.
Gücümüz şimdilik bazı şeylere yetmiyor, sözümüz tesir etmiyor olabilir. Fakat seferberlik deyince aklımıza sadece yiyecek ve giyecek gelmesin artık. Memleketimizde yaşayan bazı kimseler zalimlerin ağzından milletimizi tehdit ediyorlar. Edemesinler. Türklere neden vefalı deniliyor? Bir zamanlar Suriye'nin dostları vardı, şimdi yok. O gruptan geriye tek Türkiye kaldı. Dememiz olur ki kuşatılan yalnızca bir belde değildir. Kuşatılan insanlıktır, insanlığın son adasıdır. İbrahim Tenekeci.